Kırmızı Oda'da Vahit doktor hanımla görüşmeye başladı. Aslında Zafer'in bu şekilde olmasının en büyük sebebi, daha doğrusu tek sorumlusu Vahit. Zafer de Vahit de Vahit'in babası da aslında bipolar bozukluğa sahipler. Bu tarz hastalıklar genetik olabilen hastalıklar arkadaşlar. Lakin hiçbiri egosuna ve gururuna yenik düşüp şimdiye kadar tedavi olmaya çalışmamış. İlk önce doktor hanım Vahit'in bipolar bozukluğu olduğunu anlayacak. Vahit'i iyileştirdikçe Zafer'in de iyileştiğinin farkına varacak. Bu tarz hastalıklar genetik olarak anneden babadan çocuklara geçebildiği için oldukça sıkıntılı hastalıklar. Doktor hanım onların şimdiye kadar neden doktora gelmediğini sorgulayacak. Aslında Nihal için doktora gelen Zafer, Nihal'den daha çok kendisinin ve ailesinin hasta olduğunu keşfedecek. Doktor hanım bütün aileyi iyileştirecek, Nihal'in bayılmaları da azalacak. Nihal zaten kocasının dikkatini çekmek için bayılıyordu. Doktor hanım, Zafer'e hiçbir şey olmasa bile o senin çocuğunun annesi. Bu yüzden karına karşı daha ilgili davranmalısın diyecek ve Zafer de karısına karşı daha ilgili davranacak. Zafer'in ilgisi karşısında Nihal ile tamamen iyileşmeye başlayacak. Kırmızı Oda'da siz hangi konuların işlenmesini istiyorsunuz? Bunları aşağı yorum olarak yazın lütfen. Ayrıca Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarını okuduysanız sizi en çok etkileyen hikaye hangisiydi? Bunu da aşağı yorumlarda belirtin. Kanalımız Herkes Şok'a abone olun. Hoşçakalın. Kalın.